Her salı olduğu gibi Akıllı Tarım'dan merhaba. Ben İrfan Donat. Tarım ve gıda sektörünün nabzını tutmaya devam ediyoruz. Son dönemde hem üretici tarafından hem de tüketicilerden mesaj yağmuruna tutulmuş vaziyetteyiz. Her ürün için geçerli bu ama yumurtayla da ilgili çok mesaj geliyor. Üretici tarafı maliyetlerimiz arttı, bu iş sürdürülebilir olmaktan çıkıyor, ne yapacağımızı bilemiyoruz minvalinde mesajlar atıyor, telefonla arıyorlar. Tüketici tarafı yolda çeviriyorlar, bu fiyatlar nereye gidiyor, yumurta fiyatları el yakıyor ki sadece yumurta değil bütün gıda ürünlerinde benzer bir problem söz konusu. Ne olacak diye soruyorlar. Biz de işin bu hafta gıda enflasyonuyla gelince yıllık bazda %70'in üzerini gördük. Yumurta tarafına biraz odaklanalım istiyoruz. Ankara stüdyomuzda Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Metin Akman bizimle birlikte. Metin Bey aynı zamanda OECD BİAK Tarım ve Gıda Komisyonu Başkanı. Metin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar İrfan Bey. Şimdi isterseniz hızlıca konuya gireyim. Süremiz biraz bugün sınırlı. Neler oluyor yumurta piyasasında diye şöyle genel bir soru soracağım. Buradan da kastım aslında üreticinin serzenişi. Zira bu kırsaldaki üretim diye de algılanabilir. Sonrasında işin sanayi tarafını da etkiliyor. Çünkü yumurta dediğimiz zaman farklı şekillerde işleniyor ve gıda sanayinde ciddi bir katma değer yaratıyor. Ama biliyoruz ki maliyetler ciddi şekilde arttı. Sizin tarafta nedir durum? Evet. Söylediklerinize tamamıyla katılıyorum İrfan Bey. Yumurta üreticisi zor durumda. Tarım alanında tüm üreticilerin yaşadığı zorlukların aynısını yumurta üreticileri de yaşıyor. Savaşın, Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte ham maddeli bulmakta zorlanıyoruz. Tedarik zincirimiz değişti. Ukrayna ve Rusya önemli bizim tedarikçilerimizdendi. Daha öncesinde pandemiyi yaşadık. Pandemide tedarik zinciri çok büyük sıkıntılar yaşadı. Yine aradığımız malları istediğimiz fiyatlarla ham maddeyi bulamadık. Bir diğer yandan Türkiye ekonomisine baktığınızda kur yukarı gitti. Kur yukarı gittikçe ham madde fiyatları, döviz bazındaki ham madde fiyatlarının TL'ye geçişkenliği fiyatlara etkisini gördük. Onun öncesinde de bunların öncesinde de yine şunu hatırlatmak isterim. TÜSİAD'ın 2015'te yayınladığı bir rapor vardı. Gıda enflasyonu yükseliyor, dikkatli olmalıyız diye. Bir de sektörün yapısal problemleri vardı. Tüm bunların birikiminde şu an geldiğimiz nokta, evet, gıda enflasyonu artıyor, yumurta fiyatları artıyor. Peki, biz yumurta fiyatlarının artmasından mutlu muyuz? Hayır değiliz. Para kazanıyor muyuz? Hayır, kazanamıyoruz. Artı buna benzer birçok pazardaki sıkıntılar inanın yumurta üreticisini bıktırmış durumda. Bir şevki kalmadı, motivasyonu kalmadı. Rakamlara baktığınızda da bunu görüyorsunuz. Yumurta üretimi artmıyor. Boş, tamamen boşalan kümesler var. Bir kısım kümesi boşalıp üretime devam etmeye çalışanlar var. Kısacası çok önemli bir yaşam savaşı veriliyor şu an yumurta üreticilerinde. Bu bahsettiğiniz belki geleceğe süreç, baktığınızda bu bahsettiğiniz süreç bana süt tarafındaki krizi tırnak içerisinde hatırlatıyor. Çünkü orada da maliyet ve fiyat tarafındaki dengesizlikten dolayı anaç hayvanlar kesime gidiyor. Ahırlarda kapasiteler düşüyor. Bu da kırmızı et tarafına yansıyor diye bir süreç var. Bunun da sonunda ithalat maalesef şu anda tekrar konuşulur hale geldi. Siz benzer bir senaryonun yani kapasite daralması, işte kümeslerdeki küçülme, işletmelerin yavaş yavaş biraz daha kendi kabuğuna çekildiğinden bahsediyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Doğru. Bu sıkıntının da şu anda baktığımızda umudumuz var mı? Gelecek 6 ayda, 1 senede yeni bir gelişme ne olabilir diye baktığımızda da enerji fiyatlarının düşeceğini kimse söyleyemez. Enerji fiyatları hala artış trendinde ve ne olacağını göremiyoruz. Savaş sonucunda tekrar o tedarik zinciri toparlanır mı? Daha savaş sonrasını da göremiyoruz.
İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntı ortadan kalkar. Baktığınızda sanki bu yılı kaybettik. Bu yılı kaybettik ama inşallah üreticileri kaybetmeyiz. Yani yumurta üretimi devam eder, sıkıntılar aşılır. Peki bunlar için ne yapılmalı derseniz, isterseniz biraz oraya odaklanalım. Şöyle yapalım mı? Oraya geleceğiz. Problem şey. Oraya geleceğiz. Tam şöyle bir durum tespitini yapalım istiyorum ben. Özellikle onu sonlara doğru bırakacağım ama geleceğiz oraya. Mutlaka geleceğiz. Şimdi maliyetler arttı diyoruz. Sizin tarafta son bir yıldaki maliyet artışlarını da merak ediyorum. Çünkü yine hayvancılık tarafında en önemli ham maddeye de girdi yem. Sizde de çok farklı değil diye biliyorum kanatlı sektörü için. Ama yemdeki artışla bu iş bitmiyor. Biraz önce değindiğiniz enerjiden tutun da işte mazota kadar, ambalajdan tutun da birçok alanda maliyetler ciddi şekilde artmış. Şimdi enflasyon rakamları geldi. Yumurtaya bakıyorum. Mart ayı itibariyle aylık bazda %5,7, yıllık bazda da %98'lik bir artış var. Yani tüketicinin zaten şikayeti o tarafta. Ama üretici tarafındaki maliyet artışlarını da merak ediyorum. Ve dediğiniz gibi önümüzdeki döneme dair fiyatların seyri ne olacak böyle giderse? Evet. Esasında enflasyona baktığınızda İrfan Bey sanki yumurtanın enflasyonu üretici fiyat endeksine yakınsıyor gibi gözüküyor. Bu gayet normal bakarsanız. Bundan sonraki aylarda da enflasyon trendiyle paralel şekilde yumurta fiyatları da artacaktır. Kaçınılmazdır. Aksi düşünülürse yumurtadaki gıda enflasyonu çok daha yüksek olur. Çünkü neden? Arz iyice düşecektir. Arz düştükçe düşen talebe rağmen arz talepten fazla düşebilir ve çok daha yüksek fiyatlarla karşılaşabiliriz. Yumurta stratejik bir ürün aynı zamanda. Sizin de biraz önce vurguladığınız gibi. Sadece sofralık kullanmıyoruz. Sanayide, bisküvi üretiminde, kek üretiminde, mayonez üretiminde birçok alanda fonksiyonel özelliklerini de kullanıyoruz yumurtanın. Dolayısıyla buradaki sektörleri de etkiliyor. Diğer taraftan sürdürülebilirlik açısından baktığınızda da hayvansal proteinler arasında en sürdürülebilir olan Birleşmiş Milletler tarafından yıldız bileşen gıda olarak tanımlanan bir ürün. Bu açıdan da çok önemli. Diğer açıdan baktığınızda en ucuz protein kaynağı ve yediğinizde sizi tok tutar ve en iyi şekilde besler. Hem amino asit profiliyle, hem vitamin profiliyle, hem proteiniyle. Dolayısıyla bu stratejik ürünü, hayvansal proteindeki bu stratejik ürünü çok iyi planlamalı, çok iyi desteklemeliyiz. Eğer üreticiyi desteklemezsek, arkasında durmazsak, tam aksine köstek olursak artık üreticinin gücü kalmadı. Manevi olarak da kalmadı, maddi olarak da kalmadı. Üreticiyi desteklememiz lazım. Peki nasıl destekleyebiliriz? Bu kısa vadede ne yapabiliriz? Bence bir acil eylem planı oluşturulmalı. Eğer oluşturulmazsa hiç istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz. Neler yapmak biraz lazım? Önce saydığım biraz önce değindiğiniz noktaya şimdi yavaş yavaş gelirim. Acil eylem planı oluşturulma deriz. Yani sektörün öncelikli olarak beklentisi neler? Hangi adımlar atılırsa hala üretici üretmeye devam eder, ayakta kalır. Maliyetleri de kontrol edebilirse tüketici yarın bir gün bilmiyorum hangi vardı ama makul fiyattan yumurta tüketebilir. Evet. Şunu da eklemek istiyorum. Biraz önceki tehditleri saydık İrfan Bey. En önemli tehditlerden biri de iklim krizi. İklim krizi bizleri nasıl etkileyecek? Bizim ham madde profilimizi değiştirecek. Ve ham maddeye ulaşırken sıkıntı yaşayacağız. Bu yılki hasatı hep birlikte büyük bir merakla bekliyoruz. Bakalım hasat istediğimiz seviyede olacak mı? İklim krizinin etkileri arttıkça da bunun gıda enflasyonu anlamında da etkilerini çok fazla hissedeceğiz. Peki ne yapmalıyız? Tüm bu tehditlere baktığınızda enerji maliyetleri, pandemi sonrası, savaş sonrası, iklim krizi, çiftçinin desteklenmesi gerekiyor. Biz bugün tavukları kümeslerde doğalgazla ısıtıyoruz. Yazın elektrikle, klimalarla serinletiyoruz. Çok yüksek enerji kullanıyoruz.
Enerji fiyatlarındaki destekler bizim için son derece önemli. Tüm tarım için önemli. Bu konuda şu ana kadar politikalara baktığınızda hiçbir politika görmüyoruz. Yurt dışına baktığınızda burada çok belirgin politikalar var. Döngüsel ekonomi kapsamında çıkan gübrenin tekrar elektrik olarak o kümeste veya kullanılması ve buradan sağlanacak destekler hakkında çiftçiye verilen direkt destekler var. Burada Türkiye'nin kafası biraz karışmış durumda. Çiftçiyi, tarımı düşünmeden daha çok enerjiyi düşünerek odaklanılan politikalar geliştirilmiş durumda. Bu politikaları tekrar gözden geçirmekte fayda var. Bu sadece Tarım Bakanlığı'nın işi değil, Enerji Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı'nın bir araya gelerek çalışması gereken konular. Peki başka nasıl destekleyebiliriz? Şu an bizim işlem maliyetimizi arttıran o kadar çok unsur var ki. Mesela KDV %1'e indi. Tüketiciler için bence çok önemli. Peki biz üreticiler için bizim milyonlarca lira alacağımız var. Devletten. Devletten KDV alacağımız var. 140 milyar TL toplam KDV alacağı var tüm sektörlerin. Bunu biz alabilmek için öyle bir bürokrasiden geçiyoruz ki. Bu bürokrasinin yarattığı işlem maliyeti, verdiğimiz teminat mektuplarının komisyonları, tüm bunlar maliyet. Bu maliyetlerin hepsi günün sonunda fiyata yansımak zorunda. Yoksa ayakta kalamayız. Diğer taraftan gümrük mevzuatına bakalım. Bugün getirdiğiniz bir tarım ürününü ithal ederken birçok tarım ürününde %7 KKDF'ye muafsınız. Vadeli ithal ederseniz. Bu KKDF'lerin, fonların kalkması bizim işletme maliyetine direkt etkisi olacaktır. Artı biz yurt dışından vadeli malı alabileceğiz. Bu da bizim işletme sermayemizi rahatlatacak. Diğer yandan gümrükteki bekleme süreleri. Getirdiğiniz bir malı, bir kısım malı çok hızlı çekebilirsiniz. Ama birçok malı da bir hafta 15 gün beklemek zorundasınız. Neyi? Analizlerini. Peki bu analizlere ödediğimiz ücretler? Bugün bir konteyner için sadece tarım analizde laboratuvara ödediğimiz ücret 75 bin lira, 80 bin liraya kadar çıkabilmekte. Yüksek enflasyonu düşünün, zamanın önemini düşünün. Tüm bunların yarattığı maliyet esasında gıda enflasyonunu yaratan gizli kalemler. Devlet bu konuda çok hızlı kararlar alıp çok hızlı gelişim sağlanabilir diye düşünüyorum. Gelişimi düşünürken hep maddi olarak düşünmeyin. Manevi olarak da düşünmek zorundayız. Çünkü geçmiş 5 yılda yumurta üreticisi para kazanmadı desek doğrudur. Bunu rakamlara baktığında görebilirsiniz. Azalan üretici sayısına baktığında görebilirsiniz. Ne kadarlık bir azalma var? Veya konsolidasyona baktığında. Biz konsolidasyona baktık İrfan Bey. Şöyle söyleyelim, 1 milyonun üzerindeki üreticilerin toplam pazardaki payı %22 iken 2020 yılında, 2021 yılında %33'e çıkmış durumda. 10 puanlık bir artış. 1 milyonluk ve üzerindeki üreticilerin. Bir alt gruba geçtiğinizde 500 bin ve üzerindeki üreticilerin toplam içindeki payına baktığınızda %50 ile bir yıl sonraki yıl %57'ye çıkmış durumda. Yani küçük üretici maalesef ayakta kalamıyor. Neden derseniz bu işlem maliyetleriyle uğraşamıyor, bu bürokrasiyle uğraşamıyor. Artı sermaye yeterliliği de çok büyük bir sıkıntı. Enflasyonun artmasıyla birlikte daha geniş kredi hatlarına ihtiyacınız var. Daha büyük işletme sermayesine ihtiyacınız var. Büyük firmalar buna ulaşırken daha rahat ulaşıyorlar. Küçük firmalar daha çok zorlanıyorlar. Uzun vadede de tüm bunlar gıda enflasyonunun esasında tetikçisi olacaktır. Evet. Biz yumurtayı ucuz satmak isteriz. Yumurta ne kadar ucuz olursa o kadar mutlu oluruz. Neden? O kadar çok satarız. Tüketim artar son için. Ama tüketim artar. Alım, satın alma gücü de diğer bir şey. Ama bize fahiş fiyatla satıyorsunuz, çok kar ediyorsunuz dedikleri zaman devlet büyüklerimiz
bizim hiçbir motivasyonumuz kalmıyor. Orada hemen araya gireceğim. Şimdi fiyatı tartışılan ürünlerle ilgili hep bu aralar denetimler, işte kontroller mevcut. İşte ayçiçek yağında biz bunu gördük, unda gördük, şekerde görüyoruz. Aldığımız duyumlara göre kanatlı sektörde buna dahil. Denetimlerin yapıldığı, kontrollerin yapıldığı, gıda enflasyonuna mücadele adı altında bir yere varılıyor mu bundan? Yani bu denetimler bu işin bana göre sanki değer zincirinin ya da zincirin son halkası gibi. Yani daha en başa dönüp de biz bu maliyetleri düşürmediğimiz sürece, o süreci doğru yönetemediğimiz sürece işin diğer tarafının çok bir anlamı kalmıyor gibi geliyor bana, ama o denetimlerin, kontrollerin sizin taraftaki etkisi nedir? Yani devlet kuralları koyar piyasa mekanizmasının sağlıklı çalışması için ve sonra da denetimini yapar. Gayet normaldir. Ama bugün fiyat baskısı için, fiyatları kontrol etmek için, düşürmek için yapıyorsanız bunu, bu piyasa mekanizmasını yanlış tetikler. Şu anda yapılan o mu? Ve amacına ulaşmaz. Bunun artık yorumunu sizlere bırakıyorum İrfan Bey. Ama şu anki gidişat çok sağlıklı değil. Biz eğer bir problem varsa, ki çok büyük bir problem var, gıda enflasyonu gibi, yaklaşık 10 yıllık bir problem bu ve gıda enflasyonu gelirken de geliyorum dedi. 10 yıldır bu konuda tedbir alamayan politikacıların oturup düşünmesi lazım. Biz neyi yanlış yaptık diye. Yoksa bugünü kurtarmak için, yarınki seçime hazırlanmak için kısa vadeli kararlar alarak herkesi töhmet altında bırakmak doğru değil diye düşünüyorum. Yumurta üreticisi gururludur, onurludur. Hani gururumuz kırılmasın, onurumuz kırılmasın. Biz çünkü çok zor şartlarda üretim yapmaya çalışıyoruz, ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bu noktada bizim manevi desteğe de ihtiyacımız varken bu türlü girişimler bizim moralimizi açıkçası bozuyor. Metin Bey, son bir dakikaya girdik. Hem işin ihracat tarafı şu anda ne durumda? Orası kurtarıyor mu en azından, trendler ne yönde? Ve son cümlelerinizi alayım artık. Evet. Yani ihracatta potansiyel var. Bu potansiyel daha da artabilir. Ama şu anki öncelik iç piyasa açıkçası. Dediğim gibi oradaki fiyatlar daha iyi, ihracattaki fiyatlar daha iyi. Fakat ihracat konusundaki rakamlara bakarsanız da eski günlerimizi arıyoruz açıkçası. Ukrayna'nın piyasadan çekilmesi yumurta konusunda, Avrupa Birliği'ndeki yumurta fiyatlarının çok yüksek olması. Bizim fiyatlarımız şu anda düşük baktığınızda. İhracat için bir fırsat yaratıyor. Esasında fiyat baskısının da burada ne kadar yanlış şeylere yol açacağını da görüyoruz. Yani ihracata eğer daha çok mal giderse belki çiftçi daha rahat edecek. Ama iç piyasadaki düşük fiyatlar bir dilema yaratıyor. Şu anda piyasada ya devletin destekleri çok önemli. Sadece yumurta sektörüne değil, evet, tüm tarıma devletin desteği çok önemli. Buradaki politikaların tamamıyla gözden geçirilmesi lazım. OECD'ye baktığınızda politikalarda inanılmaz değişim mesajları var. Doğru. Türkiye daha bu mesajları alabilmiş değil diye düşünüyorum. Peki. Dersimizi iyi çalışmalıyız hep birlikte. Dayanışma içinde istişare ederek hep birlikte doğru yolu bulacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum yayına verdiğiniz katkılardan dolayı. Konu önemli. Konu sadece yumurta olarak da belki düşünülmemeli. Yani burada konuştuğumuz meselede yumurtayı çıkartın, yerine sütü koyun. Onu çıkartın, yerine eti koyun. Üç aşağı beş yukarı aynı süreç devam ediyor. Risk devam ediyor. Gıda enflasyonu, hatta gıda güvencesine dair. Bugün Akıllı Tarım'da Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayiciler Derneği Başkanı Metin Akman'la birlikte sektörün genel gidişatını konuştuk, uyarıları dinledik. Yarın her çarşamba olduğu gibi Tarım Analizi'de 12.30'da karşınızda olacağız. Hoşçakalın.